Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Cumhuriyet Savcılarım, çok değerli muhtarlarımız, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Beyağaç Belediyesi ve Salih Alparslan Özdemir'in katkılarıyla hazırlanan Hüseyin Tokal güleşlerine hoş geldiniz. Çok uzak yollardan geldik. Yollar büküm büküm. Mikrofondur benim elimde hüküm. Saygıdeğer misafirler, saygıdeğer dostlar, saygıdeğer Denizliler, cümleten selamun aleyküm. Selam size, atasporuna gönül verenler, merhaba, Beyaz Er Meydanı'na severek, koşarak gelenler, merhaba, atasporumuz temel taşları, merhaba, güzel Türkiye'min, güzel Ege'nin, güzel Denizli'nin, çatal yürekli, güzel insanları. İnsanoğlu başı dara düştüğü zaman daima gider şehriye. Görmüş olduğunuz yiğit Türk aslanları güreş yapacaklar miniye. Pehlivan, pehlivan, anaların kucağından, yiğitlerin ocağından, yurdun köşe bucağından duydunuz, geldiniz Beyaz Er Meydanı'na. Arılar gibi uçuşan, yılan gibi kıvrışan, aslan gibi boğuşan, kardeş gibi güreşen koç yiğitler. Er Meydanı'nı size verdik. Seyretmeyi bize verin pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Haydi bire seyircim, bugün için ilk defa, daha elleriniz hiç yorulmadı. Hazır mıyız? Eller havada, alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Vurun davullar. Davullar devam. Seste hafif bas verelim. Metin Bey. Cihazların sorumlusu, hafif bas. Rakitle yenen pehlivanlar, cetvel hakemliğine isimlerini yazdırsınlar. Kolları bağlayın. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Başkanları ağamıza teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Pehlivan arkadaşlar, ayakta bekleme yapmayın. Güreşmek için sıra bekleyenler kesinlikle ayakta beklemesinler. Arka taraftakiler güreşleri görmekte zorlanıyorlar. Şu güreşlere bir alkış yapalım. Alkış, alkış. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı.
başkanları, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, çok değerli yöneticilerle birlikte alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Saygılar, saygılar sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz. Çok değerli konuklarımız, Beyaş Kaymakamımız Sayın Soner Özer Beyefendi alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz diyoruz. 2010, 2011, 2012, 2013 Kırkpınar Güleş Sahası Seyfettin Selim Beyefendi alanımızda sizleri selamlamakta. Güçlü alkışlarla ağırlıyoruz kendisini. Bir tarihi, bir kültürü, bir bugüne taşıyan Kırkpınar Güleş Sahamız Seyfettin Selim Beyefendi sizleri selamlamakta. Alkışlar bir kez daha Güleş Sahamıza. Evet, evet, evet. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, şu anda Beyaz Er Meydanımıza 2010, 2011, 2012, 2013 yılı Edirne tarihi Kırkpınar'ın altın kemerli güreş ağası Sayın ağamız, gönüllerin ağası Seyfettin Selim Bey teşrif ettiler. Sayın ağamızı coşkuyla alkışlıyoruz. Alkış, alkış. Şu anda Edirne tarihi Kırkpınar güreş ağamız Sayın Kaymakamımız Soner Özer Bey ve Hüseyin Çokal Hocam, güreş ağasının babası Profesör Doktor Sayın Arif Özdemir Bey şu anda siz saygıdeğer misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorlar. Lütfen o güzel alkışlarınızı eksik etmeyiniz. Alkış, alkış yapalım. Evet, yurt dışından güreşler için gelen bir beyefendi yanımızda. Merhabalar, tanıyabilir miyiz efendim Merhaba. Sizi? İsmim Hasan Hayit. Doğma büyüme Beyaşlı. İlkokul ve ortaokulumu Beyaşlı bitirdikten sonra İsmail 1971 Karış. Yılında Almanya'ya gittim. Orada da firmasına tekniker olarak çalışmaktayım. Celal Özcan. İşte bu güleş vasıtasıyla buraya geldik. Belediye reisi bizim Almanya'ya ziyaret etmişti. O zaman da bizleri de Beyaşlı olarak tek tek uğradığı zaman beşin olacağını söyledi. İşte nasip demek ki Rabbim nasip ederse her şey olur. Biz de bugün buraya geldik inşallah. Güreş yapıyor. Güreşe gönül verdiğiniz için hususi bunu seyretmek için buraya geldiniz. Evet, tabii biz Beyaşlı olmak için Beyaş'a ne kadar yardımcı olabildiysek, ne kadar katkı olabildiysek onun için bize bu katkılarımızdan esirgemeyerek buraya katılmayı tercih ettik. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, Beyaş Kaymakamımız Soner Bey yanımızda. Merhaba efendim. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Diyorum. Güreşlerimize bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Pamukkale TV'ye, çalışanlarına. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Beyaş'ta dördüncüsü düzenleniyor bu güreş yarışlarını. Neler düşünüyorsunuz? Neler katıyor Beyaş'a?
Benim bu evet, saygıdeğer misafirler işte. Benim bu ikinci güreşlere katılışım. Beyacımızın tanıtımı için yapılan son derece önemli. Son derece ehemmiyet veriyoruz. Beyacımızın gerek turistik özellikle tanıtma anlamına, gerek ismimizin değerlerini anlatma anlamına alkış, çok önemli. Bunu büyük vesilede güreşlerimizden biz gerçekleştiriyoruz. Buna müthiş yardımcı olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan birçok katılıma sağlayan vatandaşlarımız var burada. Taraftarlarımızın birçoğu belki de dışarıdan geliyor. Muğla'dan Türkiye'nin geliyor, her yerinden evet. Gelen sporcular da var değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Bu sene sağ olsun Kırkpınar ağamız Sayın Seyfettin Selim bizi kırmadı. Birçok güreş programı olmasına rağmen Denizli'nin en güneyindeki, en ücra köşesindeki Beyaz ilçesine teşrif buyurdu. Geldi bizleri, davetimizi kırmadı, geldiler. Onların da katılımıyla çok güzel bir güreş olacağını düşünüyorum. İnşallah daha güzel olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz bize ayırdığınız sohbetiniz için. Ben size teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için, ilçemizin tanıtımına katkıda bulunduğunuz için özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Şu anda Er Meydanımıza güreşlerimizin ağası, pehlivanların abisi, Profesör Doktor Arif Özdemir Bey'in mahdumu, güreş ağamız Salih Arsbaslan Özdemir şu anda Er Meydanımıza giriş yaptılar. Güreş ağamıza o güzel alkışlarla hoş geldin diyoruz. Alkış, alkış. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Profesör Doktor Arif Özdemir'in mahdumu, güreşlerimizin ağası, pehlivanlarımızın hamisi, genç ağamız Salih Alparslan Özdemir ağam şu anda Er Meydanımızda. Siz saygıdeğer misafirleri sevgi ve saygıyla selamlıyorlar. Lütfen o güzel alkışlarınızı eksik etmeyiniz. Sayın Salih Alparslan Özdemir Bey, siz saygıdeğer misafirlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorlar. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah Koç İhtere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Barış Korkmaz Cazgın'ın yanına. Dağlar.
Kulüplerin şefi. Saygıdeğer misafirler, işte Beyaç Er Meydanı'ndaki seyirci çokluğumuzu görüyorsunuz. Pehlivan bolluğumuzu görüyorsunuz ve kıran kırana güreşlerimiz oluyor. Ben sizlerden coşkulu bir alkış istiyorum. Alkış, alkış, alkış. Değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, dördüncüsü gerçekleştirmiş olduğumuz Beyaç Hüseyin Çokal güreşleri 4 yılda her geçen gün daha da büyümekte ve güçlenmekte. Bu organizasyonun mimarı, Beyaç'ımızın medar ihtarı, altyapıdan üst yapıya kadar birçok hizmeti sizlere götüren çok değerli belediye başkanımız Sayın Mustafa Akçay Beyefendi'yi açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetle arz ediyorum. Alkışlıyoruz Sayın Başkanımızı. Deste büyük boyda kura çekmeyen pehlivan kalmasın. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Kırkpınar'ın ağası, ağaların ağası, Kırkpınar Güreş ağası Sayın Seyfettin Selim Ağa bugün bize bu coşkuyu, bu mutluluğu yaşatan belediyemizle birlikte dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Hüseyin Çokal Beyaç Belediyesi Güreş Ağası Salih Alparslan Özdemir kardeşim, küçük ağamız, sevgili Özdemir ailesi, inanın ki baktığım zaman ben kimleri sayacağım konusunda da şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Dostlarımın bu konuda beni anlayışla karşılamalarını istiyorum. Cumhuriyet Başsavcım, Ağır Ceza Reisim, sevgili belediye başkanı kardeşlerim, il genel meclis üyelerim, muhtarlarım, memleketimizin yetiştirdiği saygıdeğer abilerim, bu güreşlere uzaktan ve yakından teşrif eden sevgili güreş severler, kıymetli beyaçlar, basınımızın güzide temsilcileri, bu bayram günümüze, bu mutluluğumuza, bu coşkumuza ortak olmak için Beyaç Belediyesi Hüseyin Çokal Güreşleri Er Meydanı'na hoş geldiniz. Sizler de biliyorsunuz ki bu sene güreşlerimizin dördüncüsünü icra ediyoruz. Her yıl güreşlerimize bir önceki yıla göre ciddi miktarda, ciddi oranda seyirci artışı oluyor. Bu da bizim bu organizasyonu daha ciddi tutmamıza, daha güzel yapmak için gecemizi gündüzümüze katmamıza vesile oluyor. Sizler bu meydanı doldurduğunuz müddetçe bizler de bıkmadan, usanmadan bu meydanlarda bu pehlivanlarımıza kısmet giydirmeye devam edeceğiz. Sevgili güreş severler, ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir an önce sizi güreşlerimizle, güreşçilerimizle
baş başa bırakmak istiyorum. Böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, coşkumuza ortak olduğunuz için sizleri hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Beyaz Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akçay Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, 2013 yılı Hüseyin Çokal güreşleri, güreş ağımız Sayın Salih Alparslan Özdemir Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetle arz ediyorum güçlü alkışlar ağımıza. Beyaz Hüseyin Çokal güreşleri 2013 güreş ağası Salih Alparslan Özdemir'e güçlü alkışlar bir kez daha. Hoş geldiniz ağamız. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Sayın Kaymakamım, sayın vekillerim, sayın belediye başkanım, çevre beldelerden gelen saygıdeğer kaymakamlarım, belediye başkanlarım, saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer Kırkpınar ağası ve siz değerli hemşerilerim, dördüncüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz Beyağaç Belediyesi geleneksel Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşlerine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle siz değerli hemşerilerimin huzurunda belirtmek isterim ki bu genç yaşta şehitlerimizin kanıyla boyanan şanlı Türk bayrağının altında yine şehitlerimizin kanıyla boyanan şanlı vatan toprağının üstünde yaşatmaya çalıştığımız atasporumuzun Ege'nin Kırkpınarı'nın ağası şerefine layık görüldüğüm için büyük bir onur ve heyecan içerisindeyim. Bu etkinliği sizlerle, sizden biri olarak, sizin evladınız, çocuğunuz, kardeşiniz olarak desteklemekten son derece memnun ve bahtiyarım. Siz yöre halkımızın ilgisi ve alakası da geleneklerimizi yaşatmamız adına çok büyük önem taşımakta ve bu ilginize de ayrıca şükranlarımı sunarım. Ayrıca fiziken burada olamayıp da gönülleri burada olan bütün hemşerilerime selamlarımı sunuyorum. Hepinizi tekrardan muhabbetle selamlar. Her geçen yıl üstüne koyarak büyüyen ve gelişen Ege'nin Kırkpınarı geleneksel Hüseyin Çokal yağlı pehlivan güreşlerinin düzenlenmesinde emeği geçen Sayın Kaymakamımız Soner Özer Beyefendi'ye, saygıdeğer Belediye Başkanımız Mustafa Akçay Beyefendi'ye, yöremizin gurur kaynağı baş pehlivanımız Hüseyin Çokal Beyefendi'ye ve organizasyonun hazırlığı aşamasında emeği geçen bütün belediye çalışanı kardeşlerime şükranlarımı sunar, güreşecek ve güreşmekte olan tüm pehlivanlarımıza başarılar dileyerekten saygılarımı sunarım. Bu güzel konuşmalarından dolayı bir kez daha 2013 Hüseyin Çokal güreşleri güreş ağamız Salih Alparslan Özdemir Beyefendi'ye güçlü alkışlarla teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam. Değerli konuklarımız, bu güzel güreşlerimizi sunumunu gerçekleştiren
Şerif Ali Bey'e cazgırımızdan önce bir güçlü bir alkış rica ediyorum. Gerçekten de yürek dolusu, coşkulu sunumundan dolayı Şerif Ali Bey'i kürsüye davet ediyoruz. Onunla küçük bir istişare gerçekleştireceğiz. Başkanı Servet Karaman, Karaköy Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Salih Sağınç, Kale Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Durmuş Düngül, Kale İl Genel Meclis Üyesi Sayın İmdat Altun, Acıpayam Yazır Belediye Başkanı, değerli başkanlarımıza güçlü alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Hocam, şurayı boşaltalım şöyle, biraz sıkışma yapalım. Thank you.
küçük orta küçük boy galipleri er meydanına. Tavas Belediyesi Halk Ön Ekibine bir kez daha güçlü alkışlar ve Tavas Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mehmet Karabay Beyefendi'ye bu güzel hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Lütfen dikkat. Küçük orta küçük boy güreşlerinde ikinci tur. Pehlivanlar kolları bağlayın. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Değerli konuklarımız, güreşlerimiz devam ederken Beyağacımıza her zaman desteğini hissettiğimiz, bizlerin yanında olan çok değerli milletvekilimiz ve belediye başkanımız onurlandırmıştı. Ve açılış günün anısına konuşmalarını yapmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Beyefendi'yi kürsüye davetle arz ediyorum. Çok değerli Beyaşlı hemşerilerim. Festivalimiz mübarek olsun. Bu güzelliğiniz daim olsun inşallah. Beyağacımızın çevresinden başka illerden gelen çok değerli misafirlerimiz, ben de sizleri en derin saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güreşimiz, bu değerlerimiz geçmişten bugüne kadar güzelleşerek, artarak geldi. İnşallah Beyağacımızda bu güzelliklerimiz yaşamaya devam ediyor. Bu festivalimizin yapımında, değerlerimizin sahip çıkılmasında emeği gayreti olan başta Sayın Kaymakamımız, Sayın Beyaş Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm katkı sağlayan, destek sağlayan hemşehrilerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar bizi biz yapan değerlerimiz. Bu değerlerimizi inşallah ilelebet yaşatacağız. İnşallah çocuklarımıza bu güzelliklerimizi aktaracağız. Denizli pehlivanlar diyarıdır. Denizli efeler diyarıdır. Biraz önce efelerimiz de pehlivanlarımızı bu al bayrağımızın altında gördük. İnşallah ilelebet bu bayrağımızın altında pehlivanlarımız güreşmeye devam edecek. Efelerimiz zevbeğini oynamaya devam edecek diyorum. Tekrar festivaliniz mübarek olsun. Hepinizi tebrik ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Beyefendi'ye teşekkür ederiz.
Allah Allah illallah. Muhammedur Resulullah. Koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Bizleri onurlandıran, bizlere katkı sağlayan değerli misafirlerimize plaket töreni gerçekleştireceğiz. Katılımlarından dolayı, katılım ve katkılarından dolayı plaketlerini almak üzere Seyfettin Selim Beyefendi'yi alkışlarla davet ediyoruz hemen protokolümüzün ön kısmına. Ve Seyfettin Bey'e plaketlerini vermek üzere MEAC İlçe Kaymakamımız Sayın Soner Özer Beyefendi'yi davetle arz ediyorum. Evet değerli konuklarımız, katılımlarından dolayı 2010, 2011, 2012, 2013 yılı Kırkpınar Güneş Şahısı Ataspor'umuzun destekçisi Seyfettin Selim Beyefendi'ye Beyaz Kaymakamı Soner Özer plaketlerini takdim ediyorlar. Bir kez daha güçlü alkışlar. Çok değerli konuklarımız, genç yaşına rağmen vatanına, milletine olan sevgisi, Ataspor'umuza destekçisi, genç dinamik 2013'ün güneş çağımız Sayın Salih Alparslan Özdemir'i plaketleri almak üzere protokolümüzün ön kısmına davetle, alkışlarla davet ediyoruz. Destek küçük boy güreşlerinde çeyrek final. Sinan Kundak, Zekai Ertan'ın çırağı Kozlar. Ve değerli konuklarımız, güreş ağımız Salih Alparslan Özdemir'e plaketlerini takdim etmek üzere BH Belediye Başkanımız Mustafa Akçay, alkışlıyoruz. Fatih İki Yaman, Manisa bir. Turgutlu. Mustafa Sakallı, Manisa Turgutlu. Osman Kara, Antalya Kepez Belediyesi. Pehlivan, Pehlivan. Analar doğurur, çeker zahmeti, babalar bilir kıymeti, Cenab-ı Allah ihsan eylesin, yüce Türk milletine iman ile kuvveti. Hani Ali, hani Veli, hani Adalı, hani Kurtdereli, pehlivanların piri, Hazreti Hamza'dır belli. Pirimiz, üstadımız, Hazreti Hamza. Peygamberimiz, son iki cihan serveri, Muhammeden Mustafa, ertiler nura. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin, vurun davullar. Yanlar.
Evet, merhabalar değerli beyni, izleyiciler. Kale Belediye Başkanımız yanımızda ve dördüncü güreş müsabakalarındayız. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler. Çok teşekkür ederiz. Bu tür faaliyetlerin yapılmasıyla ilgili özellikle güreş biliyorsunuz, atasporu. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi Beyaş Belediyesi olarak belediye başkanımız, arkadaşımız Mustafa belediye başkanı seçildikten sonra burada yağlı güreşleri başlattı. Bizim bölge müdürümüz, ben şöyle diyeyim, Hüseyin Çokal abimiz aslen buralıdır. Dümüş cüzdanında doğum yeri Kale Geçer. Beyaz çünkü daha önce kaleye bağlıydı. Hüseyin Çokal bizim için, Denizli için çok önemli bir isimdir. Çünkü Kırkpınar'da 3 defa altın kemer sahibi olmuş. 3 defa baş pehlivan olmuş, altın kemer sahibi olmuş bir büyüğümüz. Ve ben şunu bir iddiayla söylüyorum. Kırkpınar'da kendi bilekleriğinin gücüyle tek başına baş pehlivan olmuş, altın kemer sahibi olmuş birisi. Burada onun memleketinde güreşlerin yapılıyor olması çok güzel. 4 yıldır burada güreşler yapılıyor. 18 yıldır da bizim ilçemizde yapıyoruz. Bu atasporumuz çok farklı bir olay. Bizim her zaman saygı duyduğumuz bir spor dalı. Bu güreş Türkiye'de, dünyada en çok dünyadan, olimpiyatlardan en çok madalya getiren, Türk bayrağını göndere çektiren, İstiklal Marşımızı okutan bir spor dalıdır. Maalesef basınımız bu güreş sporumuzu çok önemsemiyor. Olimpiyatlardan güreşlerin çıkartılmış olması bizleri çok üzüyor. Bu atasporumuz. Atasporumuza hep birlikte sahip çıkacağız. Güreş Türk milletinin bir atasporudur. Ve gurur kaynağıdır. Biz burada güreşçilerimize de destek vermek için bu gibi etkinlikleri sık sık yapmak lazım. Evet, Beyaz Belediye Başkanımız bu güzel organizasyonu gerçekleştiren Mustafa Bey ile beraberiz. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Dördüncüsü düzenleniyor değil mi? Güreş yarışlarının. Evet, bu sene Yağlı Pehlivan Güreşi Festivalimizin dördüncüsünü icra ediyoruz. Tabii her yıl bir öncekinden daha fazla katılımla, daha fazla bir coşkuyla, daha fazla bir sevgiyle güreşlerimizi icra ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi henüz daha güreşler başlamamış olmasına rağmen alanımızda siz de görüyorsunuz oturacak yerimiz kalmadı. Oturan vatandaşlarımız kadar, seyircilerimiz kadar, güreş severler kadar ayakta da vatandaşlarımız var. Tabii seyircilerin bu şekildeki bize gelip bu şekilde destek vermesi bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Onlar buraya geldikleri müddetçe biz kendilerine daha güzelini, daha mükemmelini sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Her sene daha güzele doğru ve eski atasporu olan bu güreşin, bizim gurur kaynağımız olan güreşin, değil mi, çocuklarımız tarafından da daha çok benimsenmesi ve hatta daha çok güreşle haşır neşir olmaları için bu tarz faaliyetler çok önemli. Kesinlikle. Biz tabii burada Yağlı Pehlivan Güreşi organizasyonu düzenlememizin baştaki sebeplerinden bir tanesi gençlerimizin muhtemel kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Bu konuda istidadı olan, kabiliyeti olan yeni Hüseyin Çokalları ortaya çıkarmak. Ayrıca bizim kendi bölgemizdeki vatandaşlarımızın güreşe karşı olan seyir zevkini bir noktada tatmin etmek, onların seyir zevkini, güreş seyir zevkini sağlamak, yaşatmak temel amacımız bu. Artı
Tabii bugün gördüğünüz gibi burası bir bayram yeri ve bir festival havası içerisinde. Burada yılda bir defa da olsa Beyağaçlılar, dışarıda yaşayan Beyağaçlılar veyahut da Beyağacı sevenler, Beyağaç'la bir bağı olanlar, doğayı sevenler burada bugün bizlerle beraber. Ben aracılığınızla bugün bizleri yalnız bırakmayan Ayhan bu seyircilerimize çok çok Ayhan teşekkür Beyvan ediyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinden de buraya sporcular geldi. Her yerinden değil mi müsabakalara katılıyorlar? Evet, ben biraz önce mesela bir Kırkpınar'da güreş yapan baş pehlivanlarımızdan birisiyle görüştüm. Hasan Tuna'yla. Samsun'dan geldiğini söyledi. Hı hı. O anlamda özellikle Antalya bölgesinden ve yurdumuzun birçok yerinden biraz sonra bu alanda güreşlerimiz kısmet giyecekler. Değil mi? Evet. Biz de heyecanla bekleyeceğiz. Seyircilerimiz de heyecanla izleyecekler. Bugün güzel bir gün. Bugün anlamlı bir gün. Bu güreşlerimiz bugün burada düzenlendi, fakat bu güreşlerin düzenlenmesinin ardında büyük bir, güçlü bir isim var. Sizler onu yakından tanıyorsunuz. O sizlerin gururu, o sizlerin mederi iftarı, dirisi ve ağacı ismiyle, fiziğiyle, şekliyle bütün dünyaya tanıttı. Cumhuriyet tarihi kurulduktan sonra adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Evet. Merhabalar efendim. Evet. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Yani, değil mi? Bu kadar güzel bir günde, gurur duyduğunuz bir günde. Biz de aynı zamanda sizin sayenizde tabii gururlanıyoruz. Tabii insanlar tabii yaşarken bazı şeylerin verilmesi güzel bir şey. Değil mi? Şimdi biz bu çok güzel bir şey. Sayın Başkanım bu işi bizlere layık görmüş. Hı hı. Başkanım bu sahaya, bu stadı yapmakta çok büyük emekleri geçti. Hı hı. Ben önce Beyağaç Belediye Başkanı olarak, Beyağaç halkı olarak hepsinden teşekkür ederim. Atasporumuz güreşe il müdürlüğümüz mümkün mertebe Sayın Başkanım imkanları dahilinde elinden gelen her türlü imkanları esirgemiyor. Bu sahaya bile yapmasında çok büyük emeğe geçen başkanımıza sizlerin huzurunda ve hemşerilerim huzurunda teşekkür ediyorum. Hı hı. Ayetten. Ama Ataspor'a güreş, bizler de bu çayırlardan geldik. Hı hı. Güreşe bu şekilde başladık. Çok değerli şehit ailelerimize. Bunu soracaktım ben de Hüseyin Bey. İbrahim, güreşe başlamanızdaki sebep neydi? Nasıl başladınız? Şimdi bizim yöremizde güreş geleneksel olarak bir Ataspor'a güreş bizim her düğünlerimizde mutlaka Kulak güreş olurdu. Bu güreş değer, güreş olmayan düğünlere düğün olarak da halkımız tasvip etmiyordu. Ben güreşe bu düğün güreşlerinde başladım. Ve o şekilde... Kaç yaşındaydınız? Düğün güreşlerine başladığımda 16-17 yaşlarında falan güreşiyordum. Sene 1970'de askere gittim. Askerden geldikten sonra bir fiil profesyonel olarak hocalarım, Hasan Güngör, Bayram Şitler... bunları benim hocam, antrenörüm, Dünya Olimpiyat Şampiyonu her ikisi de. Hı hı. Hasan Şahin. Sene 1970 senesinde bu orman işletmesinin yanında bir güreş oldu. Orada Hasan Şahin beni gördü orada. Dedi, orada da birinci oldum o güreşte. Hı hı. Gelir misin bizimle dedi, güreş yapar mısın? Valla dedim, eğer dedim bana yardımcı olursanız dedi, ben gelirim dedim. Ben o şekilde başladım. Ben güreşe o şekilde başladım.
Antrenmanlarınızı nerede yapıyordunuz? Günde kaç saat antrenman yapıyordunuz Hüseyin Bey? Ben bir fiil kulübe başladıktan sonra Denizli Beden Terbiyesi'nde başladım. Alanımıza teşvik ettik. Uzamanın antrenörü Hasan Güngör ve Bekir Güngör. Bunlar benim ilk hocalarım. İkisi de. Evet. Ve ondan sonra sene 1974 senesinde Ankara Maden Teknik aramaya gittim. Bayram Şitinyen'i. 76 senesinde Bursa'ya Mayrem Atik milli takım antrenörü Tofaş'ta 76-77 yılı orada güreş yaptım. Sonra 77 yılında tekrar Maden Teknik aramaya döndüm. Bayram Şit hocamın sürekli, yanında. Sürekli değil mi? Sürekli bir fiil. Hani günlük en azından 6 saat çift antrenman yaptığın zaman en azından 3 saat, 6 saat kesinlikle bir kere antrenman yapıyordum. Hani güreş bizim diğer sporlara benzemiyor. Bireysel spor mutlaka çalışman gerekiyor. Çalışmazsan zaten bu güreşin seni hemen otomatikmen bir gün 3 gün 5 gün çalışmazsan otomatikmen 10 gün hemen bırakır. Hani o güreş ferdi spor olduğunda yarın kimseye suçlama hakkım yok. Kim daha iyi çalışmışsa o kazanıyor bu işe. Bizler de aynen söyledikleri gibi er meydanı tabii er meydanı. İşte bizler de buralardan işte bu gençler gibi bu şartlarda bu bindik şartlar iyi. Böyle gidin çayır falan da yoktu bizim zamanımızda. Biz gayırların üstünde güreşiyorduk. Sırtlarımızdan deriler kalkıyordu. Şimdi zamanlarda çok güzel zeminler falan iyi. Güreş sahaları güzel. Güreşimize işte burada yerel yönetimlere çok görevler düşüyor. Ataspor'u güreşimize sahip çıkmaları gerekir diyorum ben büyüklerimize. Buralardan daha çok Hüseyin Çokallar, Hasan Güngörler, Bayram Şitler, Hasan Şahinler çıkar. Çıkabilir değil mi? Çıkar elbette. Mutlaka bizim bu Toros'un eteklerinde her Türk çocuğu güreşe karşı ayrı bir sevgisi var. Her Türk çocuğunun da genelde bu geninde Genlerinde ve kanında mutlaka vardır. Atatürk'ün görevli hakem hocalarımız. Onun için dünyada da ünlü olmuş Türklerin kuvveti denilen aslında güreşten geldiği biliniyor değil mi? Tabii bizim büyüklerimizden Kurtdereli Mehmet Pehlivan Cihan şampiyonu Koca Yusuflar bizim ata sporumuza dünyaya yayan bu ustalarımız. Biz onların çıraklarıyız. Peki şimdi siz antrenörlük yapıyor musunuz? Yeni Hüseyinler yetiştiriyor musunuz? Yapmıyorum. Var bizim Denizli'de Güreş Eğitim Merkezi var. Orada bizim Zekai Ertem var. Ayhan Pehlivan var. Celal Pehlivan var. Onlar Güreş Eğitim Merkezi'nin onları çalıştırıyorlar. Beden terbiyesinin. Evet. Onlar işi diyor. Ben böyle işte biz yağlı güreşte herhangi bir yerde falan bir yere layık görürlerse çağırırlarsa gidiyoruz. Manevi olarak destek oluyoruz. Gidiyoruz. İşte benim buraya köyüm, memleketim. Evet. İşte hemen şurada 3 kilometre yukarıda benim köyümde. Beyaş'la iç içeyiz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Gurur kaynağımız olduğunuz için ayrıca bizimle sohbet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler 5 senedir Kırkpınar ağası olan Seyfettin Bey yanımızda. Merhabalar efendim nasılsınız? İzmir milletvekilimiz Sayın Salih Dayıoğlu. Değişik yere geldik herhalde. Buraya ilk defa geldik. Daha değişik bir ortam mı? Evet. Çok güzel bir ortam var. Güzel bir saha var. Demek ki burada bir emek verilmiş. Evet. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Peki burada arkada güreş yapan çocuklar var. Onlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Kendinizi görüyor musunuz onlarda? Tabii bunlar Atatürk'ün dediği gibi bunlar bizim gençliğimiz. Evet. Zamanda sahalar bunlara kalacak. Bu yaşta güreşçi de zaten bu yaşlarda yetişiyor yani. Değil mi? 5-6 yaşında başlaması lazım. Yani 30 yaşından sonra güreşçi çok zor çıkar 20 yaşından sonra. İşte buradan minikler gran grana güreş yapıyorlar. Yer hakikaten benim hoşuma gitti yani. Öyle değişik mi? Bir ortam. Hı hı. İlk defa geldim buraya. Tam güreşe özel yapılmış bir ortam. Evet. Yani böyle sıcak insanlar, sıcak ve çok kalabalık yani böyle bir yerde şaşırdım ben doğrusu. Yani İlginin. Küçük bir kasaba ama herhalde kasabadan çok nüfus var burada. Evet. Peki siz kaç yaşında başladınız efendim? Biz güreşe yaklaşık 27 yaşındaydım başladığımız zaman. 12-13 seneden beri yöre ağları yaptım yıllarca. Yani 7-8 sene yöre ağları yaptık. Ondan sonra da Kırkpınar'a başladık. Kırkpınar'da bu sene 6. sene oluyor. Ben de Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış oluyorum. Öyle mi? Tabii. Bundan sonra ne kadar güzel. Benden önce 5 sene yapan hiç yok. Ben bu sene 6.
İnşallah böyle devam ederse biraz daha devam ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet değerli izleyiciler. Türkiye'nin en genç ağzı yanımızda. Merhabalar. Tanıyalım mı seni? Merhabalar. Ben Salih Alparslan Özdemir. Ankara'da ikamet ediyorum. Bilkent Üniversitesi İktisat öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda atçılıkla uğraşıyorum. Allah biz Beyaşlıyız. Evet. Burası benim ana toprağım, tabii memleketim. Böyle bir şeyde, böyle bir şerefi layık gördüler. Onlara da şükranlarımı sunuyorum. Hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organizasyonda her geçen yıl gittikçe kalabalıklaşıyor, popülerleşiyor. Bu da tabii bizim ayrıca bir sevincimiz. Şu an dördüncüsünü yapıyoruz. Evet. Ve ciddi bir artış var, ciddi bir gelişme var. Çok kalabalık. Bunun 15.sine, 20.sini düşünemiyorum. Zaten biz Ege'nin Kırkpınarı diyoruz. Evet. Bu yolda da ciddi adımlarla ilerlemekte. Değil mi? Evet. Peki nereden bu merak geldi size? Şimdi şöyle oldu. Dediğim gibi ben bu yörenin insanıyım. Geçen sene güreşlere teşrif etmiştik. Güreşlerde konuşuldu, sunuldu böyle bir şey ister misiniz diye. Biz de kabul ettik. Biz zaten bu yörenin insanı olduğumuz için buraya gönülden bağımlıyız. Buraya hizmet etmekten, destek olmaktan son derece memnunuz. Burada gördüğünüz bu insanlar, bu kalabalık çoğu benim akrabam zaten. Tabii. Uzaktan, yakından akrabalarım. Onlar abilerim, ablalarım, annelerim, babalarım. O yüzden böyle bir şey içerisinde yer almaktan çok memnunuz. Onlar da sanıyorum kendilerini misafir değil de ev sahibi olarak görüyorlardır bu sayede. Değil mi? Evet. Atasporlarına bir merakın var. Tabii atasporlarıma merakım var. Ata da merakın var galiba. Yüksek merakım var. Aynı zamanda ben lisanslı bir konkripik sporcusuyum. Biz engellerle, atlı engel sporuyla uğraşıyoruz. Rakipleri yarışmalarda, müsabakalarda yer alıyorum. Cetvel hakemliğiyle isimleri yazdırsınlar. Dediğim gibi atasporlarımız cirit olsun, yağlı pehlivan güreşi olsun, ata binme. Bunlara ayrı bir ilgimiz var. Tabii aileden de geliyor değil tabii, mi? Tabii aileden de geliyor. Yani bu tarz milli simgelerimizin yaşatılması gerekiyor. Farklı sporlara yönelmektense çocuklar, gençler bu sporlara yöneldiği zaman biliyorsunuz hem kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar. Çünkü bu ciddi efor isteyen bir spor. Türk benliğinin benimsetilmesi için de çok önemli. Tabii ki de. Yani şu hava hiçbir sporda yok. Şuraya bakar mısınız? Yani etrafta binlerce izleyici. Değil mi? Milli bir sembol. Bayrağımızın altında. Vatan toprağımızın üstünde. Böyle bir centilmence. Organizasyon. Centilmence. Tabii senelerden gelen bir ahlakı, kültürü olan bir spor. Evet. Hüseyin Bey görüyorsunuz, Hüseyin Çokal beyefendi. Ne kadar beyefendi. Evet. Yani bu bu sporun centilmenliğini, kültürünü yansıtan en güzel örneklerinden kendisi. Sadece er meydanında güç gösterisinin Hayır. kaldığı bir spor değil mi? Yani burada kalıyor, evet. Yani kesinlikle derken ben burada kalıyor. Yani eğer ki tanışırsanız böyle pehlivan birileriyle son derece centilmenler. Bu bütün sporcularda böyle, güce dayı sporcularda zaten önce hocalarımız, antrenörlerimiz onlara ahlak öğretiyorlar. Bu sporun burada kalması gerektiğini, güç... İkinci ders olsa gerek. Tabii. O yüzden son derece memnunum ben böyle bir organizasyona. Ev sahipliği yapmaktan, desteklemekten. Şu atmosfer gördükten sonra da hiçbir şey değişilmiyor. Peki sen ileride olduğunda çocuklarına bu sporu yaşatacak mısın? Yapmalarını ister misin? Mutlaka isterim. Çok isterim. Yani başka sporlarla uğraşmaktansa bu tarz bir sporla uğraşmalarını çok isterim. O zaman biz çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, izlemeye devam edelim. Manisa Turgutlu. Onur Susuz, Antalya Kepez. Deste büyük boy güreşlerinde final. Beyaç Belediye Başkanımız Mustafa Akçay adına güreş yapıyor. Ayrıca Kafus Kup adına güreş yapıyor. Yunus Emre Saldamlı, Beyaç. Aksulu genç iş adamı Hüseyin Allah illallah Muhammedur Resulullah finale kalan deste küçük boy deste büyük maşallah Allah derman versin. Thank you.
Evet, ilk belediye başkanı Bey Ağaç'ın yanımızda. Merhabalar efendim, Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki o zamanlar güreş festivali gibi bir şeyler var mıydı? Var mıydı? Güreş yaptırdık. Güreş şöyle yaptırdık. Köbelin vardı bizim şimdiki kaymakamın okullar olduğu yerde. Evet. Orada yaptırdık. İki defa yaptırdık. Bir de kahvenin arkasında yaptırdık. Bu Acı Payam'la Molla'nın kızakları. Molla'nın kızakları. Şimdi isimlerini unuttuk. Onlara davet ettik. Acı Payam sayesine. Biz güreş yaptırdık burada. İki defa. 3 numara. 40 sene sonra da sizin düzenlemiş olduğunuz güreş festivaline, güreş yarışlarına geldiniz, evet, değil mi? Evet. Nasıl geçiyor peki? Çok güzel. Güzel geçiyor. Çok güzel. Nasıl gidiyor güreş müsabakaları? Çok güzel, baksana. Güzel mi? Güzel. Duşta insanlarımız da geliyor hem. Beyaçlı mı oturuyorsunuz? Beyaçlı, Surdaşlı'ndan. Her sene gelir misiniz? Buralı zaten. Her sene geliyor musunuz? Geliyoruz, burası. Meraklısınız o zaman güreşe. Meraklı işte, geliyoruz işte, bakıyoruz. Var mı ailede güreşe katılan? Yok yok, kardeşlerim vardı burada, politikolde oturuyoruz. Burada yengem. Yengeniz, merhabalar, tanıyabilir miyim? Evet, canım. Saadet Gürkaynak. Ne seviyor musunuz güreş müsabakalarını izlemeyi? Valla ben ilk defa izliyorum, çok beğendim. Bundan sonra da inşallah izlemek isterim yani. Zevkli. Çok zevkli. Ataspor'um. Evet, muhakkak muhakkak. Siz de buralı mısınız? Eşim buralı ben, buranın gelidiyim. Evet. Tamam, çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Merhabalar teyzeciğim. İsminiz nedir? Denizli'den. Denizli'den geliyorsunuz. Ali Civan'ın dedesiyim ben. Ali Civan'ın dedesiyim. Öyle mi? Evet, evet. Nasıl, seviyor musun güreşi? Güreşi seviyorum. İnsanları çok seviyorum. İnsanları seviyorsunuz. Evet, evet. İnsanları seven zaten güreşi de sever. Evet, sever. Sever. Evet, onu da severim tabii. Nasıl, zevkli mi peki seyretmesi? Çok güzel, çok güzel. Zevk aldınız. Evet, evet, çok güzel. Peki bu yarışlara ilk defa mı geliyorsunuz? Dördüncüsü düzenleniyor. İlk defa geldim. İlk defa geldiniz. Evet. Bundan sonra gelecek misiniz? Ömrüm olursa. Kısmet olursa. Evet, diyelim. Evet. Tamam, o zaman uzun ömürler versin, bol bol gelin. Sıhhatli ömür versin. İnşallah, amin. Amin, sağ ol. Evet, bir pehlivanımız yanımızda. Merhabalar, tanıyalım sizi. Merhaba, ben Manisa Turgut'tan Ali Gökçen. Bugün buraya 40 numara hazırlık olan müsabakalardan birine geldik buraya. Aynı zamanda öğrenciyim. Dumpunan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda. 40 numara hazırlanıyoruz inşallah. İddialıyız. Nasıl gidiyor peki müsabakalar? Müsabakalar iyi, 4'e kaldık. Devam ediyoruz inşallah. İnşallah birinci olmak istiyoruz bugün. Peki üstünüze sürdüğünüz yağ zeytinyağı mı? Zeytinyağı oluyor genelde. Karışık mı? Güreşin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Öyle mi? Yani büyük bir güreş olduğu zaman tam zeytinyağı mı oluyor? Edirne'de tabii ki zeytinyağları kullanılıyor. Anladım. Şimdi anladığım kadarıyla karışık. Ama olsun, zeytinyağı kokusu buram buram geliyor. Peki böyle arınmak için ne kadar duşta vakit geçiriyorsunuz? Aslında çok zor olmuyor ya. Öyle çok mi? Da şey değil yani. Biraz alıştık mı biz, biraz eski. 10 seneden beri yapıyoruz yani. Tarzını öğrendik diyelim yani. Öğrendim. Şeyin. Evet. Peki müsabakalarda amaç tabii ki de sırtın yere gelmesi, evet, değil mi? En uzun ne kadar sürdü sizin şu zamana kadar müsabakanızda? En uzun ne kadar sürdü? Zaten belli bir süresi var, 25 dakika. Puanlamayı alınıyor ondan sonra. Puanlamanın 40 dakika, 50 dakika sürdüğü zamanlar da oluyor yani bazen. Değişiyor yani, güreşin iddialı olmasına bağlı. İyi güreşlerin birbirine denk gelmesine bağlı. Nasıl, zevk alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz. Biz aile olarak hepimiz güreşçiyiz. Amcamın oğlu yine hepsi eski. Genlerinizde de var. Ataspor'unu devam ettiriyorsunuz. Herhalde çocuklarınız da artık i̇nşallah, devam ediyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.
Barış Korkmaz Çaskı'nın yanına. Denizli Gençlik Spor İl Müdürümüz Ahmet İmamoğlu yanımızda. Merhabalar efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Güzel bir pazar. Evet. Bu güzel pazarda BH'da geleneksel bir spor faaliyetinin içerisindeyiz. Hoş geldiniz. Çim sahalardayız. Size aslında yakın, uzak değil. Anılarınız canlandı mı? Evet, tabii çim sahalara bastığımız zaman aklımıza tabii futbol geliyor, hakemlik geliyor. Evet. Ama doğanın güzelliklerinin farklı yansımaları da var. Bugün işte yine bir çim sahada. Ama BH'da geleneksel hale gelen Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşi'yle ilgili bir etkinlik içerisindeyiz. Evet. Barış Korkmaz. BH'lar da çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Hakikaten türbün, zemin, katılım, ilgi, yer. Daha çok güzel. Her şey harika, her şey harika. Tabii bu da aynı zamanda bizim için, Denizli'miz için, ülkemiz için çok önemli bir isim olan Hüseyin Çokal'a yakışan bir etkinlik olmuş. Evet. Hüseyin Çokal. Hep biliyoruz, alkışladık zamanında Kırkpınar'da 3 defa baş pehlivanlık unvanı alan Denizli'li bir hemşerimiz. Onun başarılarına hep gurur duyduk. Onun adına yapılan bu etkinlik, sağlığına yapılan bir etkinlik. Çok güzel, emek veren, hizmet veren BH'lılara, belediye başkanımıza, buradaki sivil toplum kuruluşlarının hepsine çok teşekkür ediyoruz. Değil mi? Siz de bu geleneği yansıtıyorsunuz. Hı-hı. Denizlilerimize, ülkemize yansıtıyorsunuz. İnşallah bu güzellikler ülkemizi her yerde, her zaman devam etmekte ve devam edecektir de. Çok teşekkür ederiz. Peki Denizli'de güreş sporuna ilgin nasıl Ahmet Bey? Denizli pehlivanlar yatağı olan bir kent. Denizli dünya şampiyonları çıkarmış, olimpiyat şampiyonları çıkarmış. Rahmetli Hasan Güngörler Denizli'de olimpiyat şampiyonu olmuş. Şu anda sağ Bayram hocamız, Bayram Şitler var. Arkasından işte Bünyamin Emikler, Zeki Ertenler. Yani Deniz hakikaten bir güreş kaynağı. İnşallah bu şampiyonların arkasından da yeni şampiyonlar gelecek. Yeni bizim nesillerin. Tabii ki. İşte bunlar bunun bir kaynağı oluyor. Şu anda bizim bünyemizde de güreş eğitim merkezimiz var. Evet. 20 tane çocuğumuz orada şu anda eğitim yapıyor. Devletimiz bunları alıyor. Yatılı, yemesi, içmesi, antrenmanı. 5 tane antrenörümüz var. Bu sene 12 kişi daha alacağız. Muhtemelen 32 kişiye falan çıkacak bir sayıya ulaşacağız. O zaman tabii daha çok sporcu yetiştirmek demek yeni oluyor değil mi? Yeni şampiyonlar gelecek. Yani yeni şampiyonlar gelecek. Bu bizim ata sporumuz aynı zamanda. Hem yiğitliğin hem böyle er meydanının işte Kırkpınar geleneğinin buralarda devam eden şekliyle düşünürsek her şeyle inşallah Denizli bir güreş kenti yeni şampiyonlarla da bunu desteklememiz gerekiyor. İnşallah. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için sohbetimize. Size Pamukkale TV'ye teşekkür ederiz. İnşallah bu güzelliği hem Pamukkale TV vasıtasıyla uydu yayınlarıyla da izleyebilen bütün hemşehrimiz, bütün dünya izleyebilirler. Bu geleneksellik, bu güzellikler artarak daha güzel bir şey devam edeceği kanaatiyle katılanlara, izleyenlere, herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? Leyla, ben. Leyla Hanım, nasıl güreş müsabakalarını sevdiniz mi?
Sevdim, güzel ya. Biraz yağlı yağlı ama. Değil mi? Eşiniz galiba. Evet. Merhabalar, siz de tanıyalım. Ümit Çetin. Ümit Bey, siz seviyor musunuz güreşi? Güreş severim. Beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda, o yüzden öğrencilerimiz de var, onları da izliyoruz burada. Gayet güzel, çok zevkli. Çok güzel. Başarılar diliyoruz öğrencilerinize, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Neden böyle duruyorum sizce? Ya olmayayım diye ama birazcık açıldılar, şimdi rahatlayabilirim. Tanıyalım seni, pehlivan. Ben Manisa Turgut'tan geliyorum. Ramazan doğru. Maliyeci Ahmet'in adına görüşüyorum. Buraya derece yapmaya geldim. Şu anda zaten final yapacağım arkadaşımla. İşte birinci olacağım mı diyorsun? İnşallah. Hı? İnşallah. Sen ne diyorsun peki? Alır mı sence? Vallahi orası güreş. Ağır meydan olduğu için belli olmaz yani. Ağır meydanında belli olur diyorsun. Evet. Peki şimdi bir şey soracağım. Daha iri böyle irilikle falan bir alakası var mı? Ya içinde olması lazım pehlivanlığı zaten. Öyle mi? Yani çok iri olmayla birinci olunmuyor, öyle mi? Evet. Peki antrenmanlarınız nasıl? Ne kadar çalışıyorsunuz günde? Antrenmanlarımız haftada 4 kere oluyor. Hı-hı. Kışın koşu moşu, dağda koşu falan yapıyoruz. Yazında yağlı güreş yapıyoruz işte. Peki güreşe merak nereden geldi? Valla işte atalarımız yapmış zamanda. Bizden de oradan geldi. Özendiniz. Peki sen nereden merak saldın güreşe? Benim amcam baş pehlivan, zaten oradan geliyor. Oo, genlerde de var. Sen de biraz pehlivan gibisin zaten ya. Biz zaten aynı yerdeniz, aynı antrenman beraber yapıyoruz. Manisa'dan o da. Ne yapıyor? Kayıyor mu? Ne? Kısmet mi? Ha, kısmet. Ha, işte yağlanınca kayıyor. Kayıyor. Ondan tutmak mı zorunda kalıyorsun? Bu ne yapıyorlar? Kısmeti elini böyle sokuyorlar. Buradan tutuyor, buradan. Böyle buradan tutuyor. Oradan tutuyor, kaldırıyor. Paça kazık. Kaldırıp böyle atıyor. Onun adı ne? Paça kazık. İç kazık ters paça oluyor. Paça kazık oluyor. Paça kazık. Evet. Tabii ayrı bir uzmanlık gerektirir. Biz böyle seyredelim bence. Tavas İl Genel Meclis Üyesi Orhan Akkol Bey de yanımızdalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Böyle güzel organizasyonda beraber oluyoruz. Neler düşünüyorsunuz peki Beyağacan'ın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı? Tebrik ediyorum. Önce belediye başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de bizim baş pehlivanımız Hüseyin Çukal. Sağ olsun bölgemize. Altın kemeri getirdi. Onun için yapılması gereken bir olaydı zaten. 4 yıldır dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla güzel bir şey oldu. Ben Tavas'ın şu yakında hemen Boğazdağ'ın eteğinde, Boğazdağ Kayak Merkezi'nin eteğinde 17 köye hitap eden İl Genel Meclis Üyesiyim. Barzovası denir buraya. Barzovası'nda şu anda bu güreş salonunda zaten bizim köylülerimiz de burada. İzleyicilerimiz burada. Hepsine buradan saygılar, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için, sohbetiniz için. Ben de teşekkür ederim. Saygılar sana. Sağ olun. Evet, Tavas Belediye Başkanımızı da yanımıza ağırladık. Mehmet Bey yanımızda. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz buradaki güreşlerle ilgili? Şimdi Beyaş bizim komşu ilçelerimizden bir tanesi. Türkmen yörük geleneğinin atı sporu boyutunda pehlivanlığın geleneksel hale geldiği, getirildiği bir yer. Bizlerin de bu tür belli konularda ön plana çıkmış havzada destek vermemiz gerekiyor. Varlığımızla, ilgimizle destek vermemiz gerekiyor. Şu anda da zaten yoğun bir katılım var. Evet. 20CD0607. Sizler de buraya geldiniz, evet, destek vermek için. Peki Tavas'ta var mı böyle güreşler ilgilenen? Tavas'tan zaten burada çok sayıda bu tür güreşleri sevenlerin olduğunu gördüm zaten. Gelen arkadaşlarımız var. Vatandaşlarımızdan gelenler var. Biz de teşvik ettik, duyurduk. Dediğim gibi 20KL06 07 özellikle aracımızı Hüseyin Çokal'la beraber bu işi sembolize etti. Ve bu anlamda
Türk sporunda, atasporunda böyle bir misyonu üstlendi. Hı hı. Dolayısıyla biz kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. BH Belediye Başkanımız Mustafa Akçay Bey'i de kutluyoruz. Ve bu organizasyona destek veren herkesi kutluyoruz. Gerçekten bu tür organizasyonları gerçekleştirmek son derece güçtür. Sabır ister, emek ister. Değil mi? Güzel bir organizasyon bizce. Evet, çok teşekkür ederiz siz de katıldığınız için sohbetimize. Çok sağ olun. Röportajlarımız değerli izleyiciler devam edecek. Evet, AK Parti İl Başkanımız Avni Bey yanımızda. Merhabalar Avni Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Güzel bir organizasyonda yine sizler de buradasınız. Neler düşünüyorsunuz güreş yarışları ile ilgili? Evet, bir ata sporumuz neticede çok önemli bir sporumuz ve bu sporumuza bizim çok ciddi şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Hakikaten bu bizim bir kültürümüzdür ve bu kültüre bütün Denizli'mizin ve bütün insanlığın katkı vermesi, destek olması gerekiyor. Şu anda elbette ki futbol da bütün dünyada çok önemli bir yere sahip. Basketbol, voleybol ve bu benzeri sporlar. Fakat bu bizim ata sporumuzdur. Atalarımıza sahip çıktığımız şekliyle atalarımızdan bize miras olarak intikal eden bu gibi sporlara da sahip çıkmamız lazım. Çünkü milli ve manevi değerlerimizi de kendimize hatırlatıyor. Bakınız biz buraya Babadağ'daki programımızdan geldik. Yani bir dağın başından bir diğer dağın başına geldik. Koştura koştura geldik. Riskler yaşaya yaşaya geldik. Neden bu kadar emek veriyoruz? Milletimizle bir arada onların değerlerine sahip çıktığımızı göstermek adına buradayız. İnsanlar bu vesileyle az evvel dikkat ettim, dolaştım, selamlamalarımızı yaptım. Başka başka illerde yaşayan Denizlilerde bu gibi sporlar vesilesiyle, organizasyonlar vesilesiyle bir araya geliyorlar. Birlik ve beraberliğini arttırıcı muhabbetler ediyorlar burada. Bunun yanında başka bir faydası daha var. Sıla-i Rahim dediğimiz, Sıla-i Rahim'i yaparken aynı zamanda sılasına, yani memleketine katkı verebilecek olduğuna inandığı hizmetleri de buraya getirmeye gayret ediyor. Bundan dolayı bizler de çok mutlu oluyoruz. Yani bu tarz organizasyonlar ilimize ve kendi kültürümüze her anlamıyla katkı sağlayan organizasyonlardır. Ben BH Belediye'mize, BH halkımıza, onların imkanları kısıtlı olmasına rağmen böylesine muhteşem bir organizasyonu hazırlayabildikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi tek tek tebrik ediyorum. Aynı şekilde biz de aynı temennilerde bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık aynı zamanda da. Ben de teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, tekrar devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Sayın Belediye Başkanımız da aramızdalar. Merhabalar Osman Bey, nasılsınız? Çok sağ ol. Bugün çok güzeliz. Değil mi? Beyacımızda bu güzellikleri görmek, kendi diğerlerimizi görmek bizi mutlu etti tabii ki. Değil mi? Siz de buraya kadar teşvik ettiniz. Güreşle ilgili, atasporumuz olan güreşle ilgili neler düşünüyorsunuz? Tabii bunlar bizim atalarımızdan, köklerimizden yüzlerce yıl önce başlamış ve bugünlere bize aktararak gelen, hele hele o yağlı güreşimiz, bizim atasporumuz. İstiyoruz ki biz bundan sonra da çocuklarımıza, gençlerimize bu değerlerimizi aktarmamız gerekiyor. Yani onun için güreşi biz kendi atasporumuz olduğunun bilinciyle bu güreşi, bu sporumuzu sahip çıkmamız gerekiyor. Hı hı. İşte Beyacımız bunun gereğini yapıyor. Bugün her yıl yaptığı gibi bu sene de muhteşem bir görüntüsüyle bu atasporumuza sahip çıkıyor. Evet. Ben BH Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza ve destek sağlayan tüm insanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada vatandaşımız da ilgi gösteriyor. Çünkü çok bu kalabalık. Çok evet, bu bizim genlerimizden gelen milli ve manevi değerlerimizi biz sahip çıkmalıyız. Evet. Eğer milli ve manevi değerlerimizi, bu kültürümüzü sahip çıkmazsak, atasporumuzu sahip çıkmazsak başka değerler bizim değerimiz haline gelir. Başka milletlerin değerleri bizim değerimiz haline gelir. O zaman da biz olmaktan çıkarız. Evet, onun için çocuklarımıza
biz olması, bizim gibi olmasını ve neslimizin ve değerlerimizin sürmesini arzu ediyorsak çocuklarımıza bunları aktarmamız gerekiyor. Denizli'nin de güreşe çok ilgisi var biliyorsunuz. Gençlik Spor'da da güreşle ilgili çalışmalar yapılıyor Osman Bey. Değil mi? Öğrenciler yetişiyor. Bu er meydanında şu anda Türkiye'den 7 bölgesinden gelen sporcularla beraber güreşi tüm kesimler sahip çıkma. Spor zaten başta başına güzel bir şey. Çocuklarımızı yaptırmamız lazım. Evet. Ama atasporumuzu yaptırırsak daha da anlamlı bir kimliğe kavuşur, ruha kavuşur. Evet. Atasporumuzu her kesim, her alan, her müdürlük sahip çıkıyor. Evet. Denizli Belediyesi olarak biz de belediye spor aracılığıyla güreşlerimizi ve sporcularımızı sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz de sahip çıkıyor. Yani herkesin sahip çıkıp bu değeri yukarı çıkıp. İşte Beyacı sahip çıkıyor. Buradaki insanlarımız sahip çıkıyor. Çok da güzel bir tesis. Evet kesinlikle. Burada eğer bu vatandaşlarımızın ilgisi olmamış olsa bunu yaşatmanız mümkün değil. Değil mi? Talep var ki bu etkinlik yapılabiliyor. Bu güreşimiz. Hüseyin Çokal zaten ayrı bir değerimiz. Altın kemerle sahip olan bir güreşçimiz. Ama onun ötesinde denizimizde olimpiyat şampiyonu olan güreşçilerimiz var. Büyük ortada ihtimalleri. Denizli basında da bizim güreşle ilgili çok derin köklerimiz var. Çok büyük değerlerimiz var. İnşallah tüm değerlerimiz olduğu gibi, milli ve manevi değerlerimiz olduğu gibi bu değerimiz de, sporla ilgili değerlerimiz de sahip olmamız lazım. Gelecek nesillere aktarmamız lazım. İnşallah sizlerin de aracılığıyla, insanlarımızın her türlü, herkesin desteğiyle, sahip çıkmasıyla bu iş daha da güzelleşerek, güçlenerek ve bilincimizin de artarak devam edeceğine inancım var. Artık o yola girildi. Evet, Denizli AK Parti milletvekilimiz Bilal Uçar yolumuzda. Merhabalar Bilal Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Er Meydanı'ndayız gördüğünüz gibi. Er Meydanı'ndayız, evet. Arkamızda sporcular var, güreş var. Neler düşünüyorsunuz güreş sporumuzla ilgili? Şimdi güreş bizim ata sporumuz, milli sporumuz. Bunu yaşatmak lazım, geliştirmek lazım. Evet, saygıdeğer misafirler, değerli gelecek konuklar. Gelecek uçaklara aktarmak lazım. Türkiye'nin 7 bölgesinden şimdi, birbirinden ünlü pehlivanlarımız genelde atın atın gelmeye spor devam deyince, ediyor. Şu anda tarihi Kırpınar'ın genç baş pehlivanlarından Karamürsel Avukatçı'nın Erdoğan Güreş Kulübü'nün pehlivanı Erkan aramızda. Alkışlıyoruz. Bizim esas kendi değerimiz, kültürümüz olan bu güreşe, atasporuna bizim genelde bu tür yerlerimiz, Anadolu'nun ücra köşelerindeki yerlerimiz sahip çıkıyor, yaşatmaya çalışıyor. Şu anda da Beyaz Belediyesi hakikaten bu konuda Türkiye'ye damga vurmuş, marka olmuş bir ilçemiz. Hüseyin Çokal gibi altın kemer sahibi bir pehlivanı çıkarmış ve halen üretmeye devam ediyor. Bu çok önemli. Yani burada biz bugün dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu güreşin, Yağlı Güreş Festivali'nin ancak Yağlı Güreş müsabakalarını BH burada ev sahibi yaparken aynı zamanda yeni sporcular yetiştirmeye de devam ediyor. Bugün bu sefer hakikaten çok daha büyük bir ilgi gördüm. İnsanlarımız birçok yerden, başka şehirlerden, Denizli'nin birçok yerinden insanlar buraya gelmişler. Ben organizasyonu büyük bir özveriyle gerçekleştiren belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Dernek Başkanımız bu işe hakikaten gönlünü veren Hüseyin Çokal pehlivanımız bu işe öncülük ediyor. Ona teşekkür ediyorum. Kaymakamımız, dolayısıyla Beyğaçlılarımız, herkes el birliğiyle bugün burada atasporumuzu çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Türkiye'ye çok güzel örnek veriyorlar. İnsanlarımız burada hakikaten birlik, barış içinde, sevgi, kardeşlik içerisinde. Ben festivalin, bu güreş organizasyonunun hayırlı olmasını diliyorum. Ve inşallah biraz diğer illerimize de örnek olsun diyorum.
madalyaları takdim etmek üzere Honaslı iş adamı güreş ağlarından. Merhabalar değerli izleyiciler. Baş pehlivanımız yanımızda. Şu anda yaptığı müsabakayı kazandı ve baş pehlivan oldu. Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Vallahi biraz yorgunum haliyle, siz de gördüğünüz gibi biraz yorulduk yani bugün. Bayağı yorucu bir mücadele oldu. Aynen, bugün işte Denizli Beyaç Belediyesi'nin güreşlerine efsane şampiyon ustamız Hüseyin Çokal adına yapılan güreşlerde iştirak ettik ekip arkadaşlarımızla beraber. Evet. Çok büyük bir kalabalık vardı sizin de gördüğünüz gibi. Yağlı güreş zaten en küçüğü de böyle oluyor, en büyüğü de böyle oluyor. Türkiye'nin her yerinde, hatta bir yurt dışına da gidiyoruz. Her yerde çok güzel bir seyirci kitlemiz var. Bir de önce söylediğim gibi inşallah bu güreşe sahip çıkılır. Her şey Kur'an'a göre yapılır ve daha iyi yerlere gelir. Biz bugün burada 20'ye yakın baş veren arkadaşımız vardı. Evet. Birinci olmak bize nasip oldu. Güzel ve zorlu yarışmalar oldu yani. Hak ettiğiniz için kazandık. Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun, kazandık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güreşiyorum ben. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ekip arkadaşlarım Hasan Gündoğdu, Kemal Eser, Hasan Borucu, Mehmet Serli, hepsine teşekkür ederim. Çünkü bu iş yalnız olmuyor. Evet. Tek tuğladan biliyorsunuz duvar olmuyor. Her şey ekip işi yani. Kaç senedir güreşle uğraşıyorsunuz? Ben 6 yaşımda Antalya Belkıs Köyü'ndeki Aspenos Kalesi'nde güreşlere başladım. 6 yaşından beri güreşiyorum. Şu an 32. Nereden peki bu güreşe merak? Neden başka spor değil de güreş? Şimdi kendim beden eğitim öğretmeniyim zaten. Diğer branşlara da memnun oldum. Diğer branşlara da yapıyorum. Fakat küçük yaşlarda babam Aslan Karababa bana kendi yapamadığı için benim üzerine denemek istedi. Başlarda çok zorlandım yani açıkçası bu spora alışırken. Ama sonra sonunu getirdik ve babamın sayesinde ailem. Ama yeteneğiniz varmış ki başarılı oldunuz. Tabii Allah'a şükür bir şekilde yeteneğimiz vardı. O varmış yani. Tabii çalışarak, yetenek üstüne yetenek katarak bir şekilde buralara geldik. Mutluyuz, inşallah hayırlısı olur. Baş pehlivanlığınızı da inşallah başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin ilginizden dolayı buradan ayrıca kanalıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Arif Özdemir hocama teşekkür ediyorum. Hüseyin Çokal hocama teşekkür ediyorum. Pehlivanların da başarılarının devamını diliyorum. Bu tabloya, bu kareye bir alkış istiyorum. Alkış yapalım, alkış. Hayatla iyi oluyor ha. Hayatla daha iyi. Evet, Özdemir ailesini görmek üzere. Mahmut'un yakınları nerede? Geliyor. Baba.